Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel çatlak kurabiyenin tarifini paylaşacağım şimdi sizlerle. Oda ısısındaki 2 tane yumurtam ve yarım su bardağı toz şekerim var. Bunları öncelikle bir kabın içine alıp mikserle çırpıyorum. Çırpmış olduğum yumurtanın içine yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Ve bunları tahta kaşıkla karıştırıyorum. Elinizi kullanmanıza gerek yok bu tarifte. Tahta kaşıkla ya da spatulayla, güçlü bir spatulayla yapabilirsiniz. Benim bu büyük bardağın içinde 2 su bardağı kadar un var. Fakat hepsini kullanmayacağım. Şimdi göreceksiniz o miktarından bahsedeceğim. Birer paket kabartma tozu ve vanilyayı unun üzerine ilave ediyorum. Tahta kaşıkla kıvam alana dek karıştırıyorum. Karıştırdıkça un ilave ediyorum. Unu kontrollü eklemenizde her zaman fayda var. Kesinlikle 2 su bardağını birden asla boşaltmayın. Bakın bu şekilde kıvama geliyor. Kıvamını görün diye bu aşamada birazcık yavaşlattım. Yani normal hızını aldım. Birazcık daha un ilave edeceğim ben şimdi buna. Toplamda 2 su bardağından 2 yemek kaşığı eksik un kullanmış oldum. Kaşıkla karıştırarak kıvam vererek kasenin içine toparlıyorum. Bakın kalan un miktarı bu kadar. 2 yemek kaşığı ancak var bunun içinde. Son hali bu şekilde. Şimdi ben bunu bakın şöyle bir kere daha göstermek istiyorum kıvamını. Bundan bir tık daha yumuşak da olabilir dilerseniz ama daha fazla yumuşak olmasın, yayılır yoksa. Şimdi bunu ben buzdolabına kaldırdım. Toplamda 1 saat, 1,5 saat kadar buzdolabında bekletiyorum. Dilerseniz akşamdan yapıp sabahtan pişirebilirsiniz. Yani bir gecede dolapta durmasında bir sakınca yok. Yapım aşamasına geçerken fırını 180 derece alt üst ayarda ısıtmaya başlıyorum. Ve ceviz kadar büyüklükte parçalar koparıp pudra şekeri serptiğim bu tek tabağın içine alıyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar pudra şekeri yeterli. Bu şekilde boyutlarının da aynı olmasına birazcık dikkat ederseniz çok şirin kurabiyeleriniz olacaktır. Pudra şekerini bol bol buluyorum. Böyle üzerine fazladan da koyabilirsiniz. Bol bol her yerine gelecek şekilde bulayalım. Bir tepsiye aralıklarla dizelim. Bir miktar boşluk bırakın. Aralıklı dizin dediğim gibi. Çünkü birazcık büyüdükleri için birbirlerine yapışmasınlar. Zaten bu ölçüden bir tepsi çıkıyor. Bunu ben şimdi ısınmış olan 180 derecelik fırınıma gönderiyorum. Yaklaşık 13 dakika sonra tamamen pişmiş oluyor. Bakın pişen kurabiyelerim bu şekilde çatladı ve çok da güzel oldular. Dilerseniz bu aşama yani hamur aşamasında damla çikolata koyabilirsiniz içine. Ben bugün eklemek istemedim. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Bu çatlak kurabiyelerin yapımı gerçekten çok pratik fakat görseli çok çok güzel. Püf noktalarına uyduğunuz sürece harika çatlak kurabiyeleriniz olacaktır. Şimdi birazdan iç dokusunu göstereceğim. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Yepyeni tarifler ve yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.